Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Günaydınlar. Kahvaltı hazırladım. Çocuklarla birlikte kahvaltı yapacağız. Ramazan işe gitti eşim. Ondan sonra ne yapacağız? Çamaşır yıkanıyor. Dışarıya çıkarız. Hava çok güzel. Evde duramıyoruz. Evde sıkılıyorlar. Biraz dışarıda oynatırım. Bisiklet falan sürdürürüm. Mustafa Yiğit yorulur, uyur. Öyle günlerimiz geçer. Tamam. Efendim annem. Tamam, çay dökeceğim de. Durun şunları bir alalım, dur. Su getireyim. Bak, çıtır çıtır patates kızarttım. Şöyle domates, salatalık işte, zeytin, peynir. Allah ne verdiyse. Patatesi de kaç gündür yapmıyorum. Oğlum çatala tak Mustafa. Ne? Çatala tak annem. Çatal çatal. İşte bak, burada çatalım var. Bize afiyet olsun. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Ev sahibimizin bahçesinde mor mor sümbüller açmış, çok güzel. Şöyle bakınca insanın içi açılıyor. Bu güzellikleri sizlere de göstermek istedim. İnsanı şöyle dalından koparıp bir bardağın içine koyup sürekli gidip gelip bakası geliyor ama tabii ki de çiçek dalında da güzel ama çok güzel duruyorlar, bakın. Yakından gösterebilsem sizlere keşke. Harika duruyorlar. Ev sahibimizin bahçesi güzel böyle. Geldi o da. Bakın çok güzel. Alsam kızmaz aslında. Ama dalında dursun, şöyle baktıkça içimiz açılsın. Hava bugün güzel. Güneşli. Değil mi Emir? Evet. Sen niye küstün? Örümcek Emir. Bir göster bir örümcek yüzünü. Bir örümcek yüzünü bize bir göster. Kapat kapşonunu. Küselin hiçbir şey olmaz demişler Emir. Çok güzel ya. Mor mor nasıl iyi görünüyor. Alsam bir tane kavanoza koysam. Aklıma giriyor. İç sesim. Mustafa ne yapıyor? Ne oynuyor? Abi, Emir topun nerede? Sen de topunu bul. Hadi nereye attın topunu? Yeşil topun nerede? Ne? Yeşil topun nerede? İstemiyoruz. Allah, yeşil topta. Orada mı bilmiyorum nerede. Şu
Shop'tan aldığım yumuşatıcı da çok güzel çıktı. Nasıl iyi kokuyor. Bingo. Nasıl iyi kokuyor. Kalıcı. Evet şimdi at. Mustafa Yiğit'e yakaladı. Hadi at. Hadi biraz arabanın altına atma oğlum. Biraz şöyle alabileceği yerlere at. Hadi yakaladı. Mustafa Yiğit yakala topu. Oraya gitti yakala. Hadi önce kim yakalayacak? 1, 2, 3 başla Mustafa. Hadi. Hadi bak abiş gitti. Sen de git yakala topu hadi. Onu kaybetme tamam mı örümcek adamı? Ne? Örümcek adamı kaybetme tamam mı? Bulamadın mı Emir? Buldum. Hadi at. Buraya at benim yanıma at. Git yakala. Yakala Mustafa Yiğit. Emir sen yak. Evet arkadaşlar. Tekrardan selamlar. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Bugün pek bir şey çekemedim çünkü bir şey yapmadık. Eşim işte. Biz de çocuklarla işte yedik, içtik, yıkadım, kaldırdım. Akşam vakti yaklaşıyor. Yemek hazırladım. Eşim birazdan gelir. Patates, pilav. Ne yapacağım? Ha bir de salata. Bir de dedim bisküvilerim vardı. Şöyle açmıştım paketi. Çocuklar bir iki tane yedi. Kötü olmasın. Bayatlayınca bir işe yaramıyor. Puding de vardı. Süt aldım geldim marketten. Dedim bir pudingli bisküvi. Pastası mı tatlısı mı? Küçükken çok yapardı annem. Hayran kalırdık. Şimdi bunu pek beğenen yok. Modası mı geçti? Artık internet elimizin altında arkadaşlar. Birçok tarif var. Yine seven seviyor. Benim eşim fazla sevmez ama çocuklar için yine de belki bir dilim falan yer. Niye sevmiyor bilmiyorum. Neyse varsa sanki. Neyse arkadaşlar benim şu pudingim şey yapmadan şöyle bisküvilerimi döşedim. Hemen böyle kat kat döşeyeceğim. Hiçbir şey yok. Çok basit. 5 dakikada en muhteşem bence pasta. Şöyle biraz katı olmuş sanki puding. Buraya da süt koydum. Mustafa'yı uyuyor hala. Sabah erkenden uyandıydı. Emir geç uyandı bugün. 10.30'da uyandı Emir. Emir artık büyük adam gibi 10.30'lara kadar uyuyor arkadaşlar. Eğer sizin de küçük bir çocuğunuz varsa ve erken uyanıyorsa 4 yaşında, 3 yaşında eminim ki kaldırmakta zorlanacaksınız. Yani bir yaşından önce çocukların uyku saati pek belli olmuyor. Mesela Mustafa Yiğit bir yaşından önce 7'de uyanırdı. Tam kahvaltı zamanı uyumak isterdi. Ne zorluklar yaşamışız ya. Zorluk değil de. Bilmiyorum. Büyüyüp gidiyorlar işte ya. Bir de tek başıma büyüttüğüm için çocukları bilmiyorum. Tek başına büyütmek gerçekten zor. Şöyle. Emir görünce çok sevinecek. Emir'e sürpriz yapıyorum arkadaşlar. Hiç haberi yok. O içeride oyuncaklarıyla oynuyor. TV izliyor. Hatta dedi ki Mustafa Yiğit uyandırayım anne sıkıldım dedi. Ben de oğlum dur elleme uyusun dedim. Sonra şey yapıyor. Ağlıyor beni uyandırınca. Kendi uyansın boşver dedim. Şimdi Emir'e sürpriz olacak. Çok sever. Pudingi, pastayı. Bir de akşamlar böyle çan yanına bir şeyler arıyor insan. Kırıntı, ıvır zıvır. Tatlımsı bir şeyler aranıyor. O yüzden yapayım dedim. Her zaman baklava yenilmez. Her zaman bisküvi pastası yenilmez. Bir ondan, bir bundan, bir şundan. Öyle zaman geçer arkadaşlar. Yeter ki huzurumuz olsun. Bakın bundan birkaç ay öncesi kadar ben bunların hiçbirini yiyemiyordum. Yani o yüzden şey oluyor yani. Tadınız olmuyor. Mesela ev halkı yiyor siz yiyemiyorsunuz. Pek bir anlamı kalmıyor yani arkadaşlar. Ama herkes her şeyden yiyince mutlu, mesut. Çok güzel olunuyor. Ailecek güzel tadı çıkıyor.
Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şöyle acele bir video başlattım. Üzerimi giymeye pek vaktim olmadı arkadaşlar. Hafta sonunuz nasıl geçiyor? İnşallah güzel geçmiştir. Hafta sonunda neler yaptınız? Temizlik mi yaptınız? Çalıştınız mı? Gezmeye mi gittiniz? Pikniğe mi gittiniz? Havalar ısındı ya artık. Piknik sezonu açıldı bence. Dışarıdayken kayınvalidem aradı arkadaşlar. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Ben de ne yapayım, çocukları dışarıya çıkardım anne dedim. Hava mükemmel. Çamaşırımı astım dedim. Öyle. Ne pişiriyorsun akşama işte falan filan. İkimiz de bir şey bulamadık. Konuştuk. Ben de pişirsem, sen ne pişirsen. Öylelikle şey diyor. Ramazan nerede dedi. Ben de çalışmaya gitti dedim. Gözün aydın diyor. Ben de sağ ol dedim. Şey bayram sonu biraz... Eşim evde dinle öyle. Aman kırılmış bu da. Bayağı da bir katlı oldu pastamız. Ama Emir'e bunu göstermeyeceğim yemekten önce. Şöyle yapayım ki iyi şey yapsın. Şurasında biraz kayıklık oldu. Emir'e göstermeyeceğim çünkü yemek yemiyor arkadaşlar. Pastayla karnımı doyurayım diyor zaten. Yiyen bir çocuk değil. Şöyle... Abur cuburu da gördüm, hiç yemiyor. Şimdi ben bunu yapayım. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar çiçeği var ya, dayanamadım, kopardım, geldim. Çok üzgünüm. Biliyorum kopardın İrem. Çiçek dalında güzel diyeceksiniz ama gerçekten şunun güzelliğine bakar mısınız? Daha şunlar da açacak kalmış. Kıyamı. Bakın çok tatlı ama arkadaşlar aşık oldum resmen var ya, çiçeğe şöyle gidip sarılasım geldi şöyle. O yüzden dedim ki gözümün önünde dursun dedim. Bir tanecik kopardım geldim. Birkaç tane de resmini çektim. Özledikçe bakacağım. Gerçekten böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Şunun renginin güzelliğine. Allah'ım ne güzel yaratmış ya Rabbim, ne güzel boyamış. Çok güzel. Şöyle solana kadar burada dursun. Gidip geldikçe bakıyorum. Çünkü çok sevdim. Emir boyama yapıyor. Emir az önce yaptığın boyamayı gösterir misin? Gemi mi boyamıştın? Öbürünü. Çevir. Bakın. Emir bunu çok güzel boyamış. Ben de mutfaktan geldim. Ona 100 puan verdim ve aferin. Değil mi Emir? Emir'e süper aferin. Yıldız'la aferin verdim. Şimdi bunu boyuyor. Emir'e boyama kitabı alınacak. Daha sonra evdekileri bitirdi. Arkadaşlar şöyle pastamızı kestim. Şimdi Emir'e sürpriz yapma zamanı. Yemeklerini yediler. Hadi gidelim. Geliyorum. Aç kapıyı. Kapat gözünü. Gözünü kapat. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Tatlı yaptım sana, pudingli. Senden habersiz yaptım. Mustafa'ya da yaptım. Su da getir. Tamam annem, su da getireyim. Çok sus kaldım. Tamam annem. Bakın arkadaşlar mozaik pastamız. Ya yeme biraz. Al tadına bak. Nasıl? Beğendin mi? Evet. Beğendin mi sürprizi Mustafa? Allah'ım ya, yerim sizi ya. Öp kardeşini. Ay bakın civcivler büyümüş, bebek civcivler. Mustafa Yiğit. Nerede Mustafa Yiğit? Bala mı gitti? Nerede o çocuk? Ana. Ha. Küçücük bebekler de büyümüşler. Esas şey gözlüğümü takmadım ya, acışıyor. Sarı iyi et tavuğu mu ney? Nasıl tombili tombili. Gel bir gel. Bak mutlaka. Susaydı. Mıttırık bu. Benim oğul işte bu. 3 tane sayı var. 3 tane siyah var. 1 tane kafaya git. Anne bak kafaya git ama. Hey annem her renk var. Beyaz var. Siyah, beyaz, sarı. Anne beyaz. Beyaz var, beyaz var, beyaz var, siyah var, siyah var, siyah var. Nasıl büyümüş Ramazan? Kim? Şu kedi. Kedi. Seni diyor canım. Biz seni seversin. Anne. Yapmadım ki, ahamı döndüm. Cici. Nasıl dön büyümüşler İrem Hazan? Evimize bakalım mı? Bakalım. Bakalım ama kilit. Ege gidelim hadi.
Açık burada dursun. Merak ediyorlardı. Mustafa çek. Gidiyor. Mustafa'yı da kucağına al. Anahtar var mı sende? Yok. Sende var herhal ya. Sende var herhal. Ne? Aa. Neşke. Babaanne, ben babaanneyi seviyorum da. Ne? Ben de. Havasında değil. Bayram, bayram, bayram. Bak. Emir öp de al parayı babaannenden. Hayır. 100 lira. Hayır. 100 lira diyorum. Allah. Gidi geliyoruz biz. Kendi müjdeliklerine diyor. Arkadaşlar yeni evimizi sorup duruyorsunuz. Yeni evimiz böyle kaldı. İnşaat halinde. Misket. Ha misket. Aman git. Burada lan nereye bakıyorlar? Ağzına ne? Yemiş. İşte. İşte ayağımın ucunda. Misket bunu yıkayalım gel. Cebine koy da yıkayalım. Nesin merhaba. Yeni evimizi sorup duruyordunuz. Son durumu arkadaşlar. Korkma babam, ben varım ya. Ramazan ne demişler? Para bitti, aşk bitti dediler ya. Bizim de para bitti, şey bitti. Şey bitti işte. İnşaat. Abi Amerikalı yine buradan türemiş Ramazan. Hiç sevmiyorum ya. Evimizin son durumunu aşırı merak eden arkadaşlarımız var. Biz de merak ediyoruz. Bakalım. Uzun zamandır gelmiyoruz. Yani şaka bir yana arkadaşlar, durdu inşaatımız. Çünkü maddiyatımız yok. Eşimin yurt dışına gitmesini bekliyoruz. Yurt dışına giderse baba, devam edeceğiz inşallah. Bakalım evimizin önüne ne olmuş. Ne olmuş? Kanalizasyon geçmiş. Ha ne olmuş? Ne? Aynen. Baba bak bir şirkete aldım. Bak. Buradan 5 metre bizim. Yani. Nereye kadar? 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya beyaz aşağı da bir. Ondan sonrası yok. Hayır. Ben işte bir duvar çeksek buradan çekecek Ramazan şöyle. Şöyle. Aynen. O köşeden çekecek duvarı inşallah. Bak nasip ederse. Şurada ne oynar çocuklar? İyi oğlum gördü tamam. Kucağını al baba diyor. Kucağım Ali gel baba. Garajımıza ne olmuş ya? Ramazan. Annem yakacak getirmiş. Baba. Toprak öyle kaldı. He. Demirler var. Bak diye demin burayı. Ben evimize bakıyor. Bahçemizin. Şunu kim yazmış ya şuraya? Değil mi? Bir şey yazmışlar buraya. Ben vallahi yeni görüyorum. C, 1, S. Kanalizasyoncular yazmış. Bir şey yazmış. Şuraya da işaret koymuşlar Ramazan bak. He. Yeni evimiz iyi ama. Şeydir ya. Baba. Bir tane şey vermişlerdir. Boru geçirsinler diye. Olabilir. Şeye bak buraya işaret koymuşlar. Evimiz iyi de evimizin içi boş. Balkonumuz falan. Çal kapıyı oğlum açarlar belki. Ramazan'da hele anahtar var mı? Şey Ramazan. Hesabı. Bir şey yok mu? Mustafa gitti anahtar var. Anahtar kimde? Şuraya da çatıya gidiyor işte. Anahtarı bir daha çek. Yeni abonelerimiz merak ediyor arkadaşlar. Evimizi, ev yaptırıyordunuz. Ne oldu? Ne bitti diye. Evimiz böyle inşaat halinde arkadaşlar. Sadece pencereleri ve kapısı takılı. İçi boş. İyi de bu anahtar buranın değil ki. Kale emin misin? Evet. Bak. Kale olacak. Tamam şu. Aç bakalım be. Dene. İyi de buranın değil ki. Nerenin ya? Şeyin mi? Kazan dairesinin mi? Amanı. Altı mı getirmemişsik? Altı ağır. Üst ağır değil. Amanı. Onunki büyük olacaktı işte Ramazan. Evet. Şimdi ikisi de varsa. Giremedik. Girmiş adam. Bir şey yok ki zaten. Yok annem orası tehlikeli git ya. Çatı dayanamadım. Aynen. Şey. Mustafa Yiğit'in saklanın içine böyle. Böyle işte. Şuraya bir demir kapı lazım. Şuraya tam. Çünkü lazım yani.
çatı katı sıkıntı değil mi? Buraya bir demir kapı lazım. Şart yani. Şuraya diyorum Ramazan zoba kovalarını dolduruyorum ben. Şuraya koyuyorum. Acayip olur. Yağmurdan nem ıslanmaz. O gün nereye gelirsek tabii. Emir ne yapıyorsun? Gel ya buraya çıkma. Öyle. İçeriye giremedik. Anahtar evde kalmış. Burası mutfak balkonumuz.